Kolonya son günlerde koronavirüs nedeniyle evlerin, iş yerlerinin olmazsa olmazı. Ama o hep Türk kültürünün önemli bir parçasıydı değerli izleyenler. Eş, dost, akraba, hasta ziyaretlerinin, bayramların vazgeçilmezi olan Kolonya, Anadolu topraklarında 19. yüzyılda hüküm sürmeye başladı. İlk üretimi 300 yıl öncesine dayanıyor. Kolonya'nın hikayesi geliyor ekranlarınıza. Güzel kokusu, ferahlatıcı özelliği ve dezenfektan etkisiyle Türkiye'deki hemen hemen her evde yer alıyor. Kolonya, Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası. Günümüzde Türkiye ile özdeşleşse de tarihi 300 yıl öncesine Almanya'nın Köln şehrine dayanıyor. Hayatımıza Jean-Marie Farina giriyor. Amcasının formülü bergamot esanslı alkol formülünü içerisine İtalya'nın güzel tıbbi aromatik bitkilerini, lavanta, biberiye, işte limon gibi bitkileri ve portakal çiçeğini ekleyerek o ünlü kolonya formülünü yapıyor. Türk insanının kolonyayla tanışması ise 19. yüzyılda oluyor. İkinci Abdülhamit döneminde yani 19. yüzyılda ticari anlaşmalarla kolonya ithal etmeye başlıyoruz biz. Ve Türk halkı çok seviyor kolonyayı. Yine aynı dönemde Ahmet Faruki Feriköy'de kolonya üretimine başlıyor. Cumhuriyet döneminde yerli markaların İzmir ve Ankara'daki üretimleriyle Türk kültüründeki yeri sağlamlaşıyor. Ankara'da tam 100 yıldır kolonya satan bir dükkanda bulunuyoruz. Bu dükkanın müşterileri bir asır boyunca kolonyaları eş, dost, akraba ve hasta ziyaretleri veya bayramlarla özel günler öncesinde aldı. Ancak şimdilerde bu nedenlere bir yenisi daha eklendi. O da koronavirüs salgını. Eskiden bayramlarda alırdık. Bizim gelenekseldi. Ama şimdi biliyorsunuz bu virüsten dolayı daha bir hijyen olsun, işte araçlarda, evlerde, şuralarda, buralarda kullanalım diye. O yüzden geldik. Kolonya salgın nedeniyle yoğun talep görüyor. Ancak Türk kültüründeki yerini salgından önce olduğu gibi salgından sonra da korumaya devam edecek.